Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'ın selam vermesi cennet ehline. Allah'ın selamı cennet ehline. İnsanlar dünyada fani geçiyor, her insan dünyada. Bu belli bir şey. Böyle kalmıyor burada böyle. Fakat ölümden sonra ne olacak? İş olmadı. Ölüm var. Ölüm var. Bir de bunun sonrası var. Ne olacak orası böyle? İşte burada bir ayrım var böyle. İnanmayanlar Allah konusunda kâfir olur bunlar böyle. O da ölecek. O da mahşere girecek. Ama cezasını da görecek Allah korusun. Şimdi inşallah önce biraz cennete giriş. Ona okuna göre başlayalım inşallah. Cennete giriş böyle. En zor dönem mahşerle hesaba çekilme hesap. Yani Allah'tan korktuğu aldığı mesele mahşer hesaba çekilme. Hesaba çekilme böyle. Ergenlik çağından ölünceye kadar her hareketten böyle hayrı ve şer neyse buna mahşede sorgulama var. Yani Rabbim Melhan'ın nimeti dünyada her şeyi tam yapmadan hesap orada kolay geçecek. Mahşedeki hesaptan sonra iki ayrı insanlar. Bir fırka cennet, bir fırka da olacak Allah korusun cehennem. Ayet-i Kerim önce cehennem konusu geliyor. Böyle girmeyeceğim konuşalım inşallah. Şimdi cennetten inşallah başlayalım. Bahsedelim. Mevlam buyuruyor. Vesiyon tekrabühüm. Vesikalin tekrabühüm ile cenneti zümera. Vesika sevk olundu. Olundu. Yani mahşerde hesaptan sonra sevkiyat dağıtım başlıyor burada böyle. Ayet-i Kerime'de yani sevk olacak değil de olundu geliyor böyle. Yani kesin olduğu iş Allah katında böyle böyle böyle. Kim der? Elize takab Rabbim. Dünyada Rabbinden korkanlar dünyada. Rabbinden korkun Rabbinden. Yani Allah Celle Celaluhu asi olmayanlar. İtaat edenler. Bunlar ittika geliyor Hazreti Kerime. İttika Allah'tan korkup günahtan sakınma anlamına geliyor böyle. Bir insan mümin olabilir, iman olabilir ama müttekî olmaz böyle. Yani günahtan da sakınmaz ama. Yani imanı vardır, inkar etmez. Ben de Müslümanım der. Öyledir inşallah. Ama günahtan sakınmaz. Yani namazını tam kılmaz. Bu da mümin olabilir. Eğer sonra imanı kurtarırsa mümin olur bu da böyle şey. Bu ne olacak peki? Hesabı zor işte mahşerde. İşte mahşerde zor böylece. Günahlarından dolayı bu azaptan arınması gerekiyor günahtan. Önce Allah'ın cehenneme gidecek bu böyle böyle. Orada yanacak. İşte günahları için, namaz için yanacak burada. Ondan sonra cennete gidecek böyle. Müttekilere gelince bunlar hemen doğrudan mahşerden cennete. Hiç böyle yanmadan, cehenneme girmeden ve sırat köprüsünde fazla kalmadan huzuruna geçerek cennete gidecekler bunlar böyle. Müttakiler. Yani müttaki demek ki Allah'tan korkan, günahdan sakınan böyle böyle. Günahdan sakınan. Şu günah mıdır? Ondan kaçınıyor böyle böyle. Hatta bir şey vardır. Derler kılı kırk yarma derler. Kılı kırk yarma böyle. İncelme. İncelme böyle böyle. Eğer bir insan müttakî değil ise namaz kılsa bile namaz önem vermez ama böyle. Baştan savma. Allah kabul etsin böyle. Müttakî ne yapar? İnceler ama böyle. Acaba eksiğim var mı, noksanım var mı? Sevişe gerekiyor mu?
Bunda incelemesi gerekiyor kişinin böyle. Müttaki olmak için kişinin beden, ruh, gönül Allah'a kul etmek gerekiyor böyle. Bazı nedir? Bazıları benim kalbim temizler böyle. Halbuki nedir kalp temizliği? Bilmiyorum ben nedir kalp temizliği. Nedir kalp temizliği? Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri, bir insan bir günah işlediği zaman o günah bir nokta olarak, karanlık olarak onun gönlüne, kalbine işler. Bir nokta böyle. Karanlıkta böyle. Günahıyla orantılı ama. Eğer günah küçükse nokta küçük olur. Günah büyükse nokta büyük olur. Eğer kişi hemen tevbe eder, pişman olursa, aklı Allah'a abd dilerse o siliniyor ama. Siliniyor böyle. Yok tevbe etmedi. Hiç aldırmadı hiç böyle. Günah işledi. Ya bir namazı kılmadı. Hiç aldırmadan böyle. O dünya dalmış böyle. Gülüp eğleniyor kendi kendine. Tekrar günah işliyor. Tekrar yine nokta oluyor böyle. Ya Allah korusun günah işleyince ne oluyor bu sefer? Kalbi kararıyor muhtemelen böyle. O kişiye sorsan benim kalbim temiz der. Kalbi kararmış. Gönlü paslanmış. İçinde sıkıntı vardır. Darlık bunalım vardır. Ama ona göre günah kalbi temiz muhtemelen böyle. Onun için demek ki nedir müttakiler? Hem bedenen böyle. Şimdi mesela bakın namaz dedim böyle. El nereye bağlanacak? El nereye konacak? Rükû, secde. Hep buna gerekiyor böyle. Yani parmakların bile hareketi belli böyle. Buna bile belli. Öyle mesela hanımlar var böyle. Paşası geziyor böyle. Benim kalbim temiz diyor böyle. Kalp temizlik kalmıyor mu? Bunda böyle ya. Allah korusun muhtemelen böyle. Böylesi mahşerde bunun için daha zor bunlar işliyor böyle böyle. Çünkü öyle kişi var. Evet örtülmek farz bunu kabul ediyor, biliyor. Ama örtülemiyor böyle. Bunu örtülmeyi hiç kabul etmiyor bile böyle. Benim kalbim temiz diyor. Sen kalbe bak diyor böyle. İşi daha zor Allah korusun muhtemelen bunların böyle. Yine cenneti zümara. Buna cennete sevk olacaklar. Ne şekilde? Zümara, zümre zümre bölük bölük, grup grup böyle. Yani hep mesela mücahitler başka, işte ehl-i sırat başka, bütün bunlara böylece her peygamber önde, ümmeti olarak böyle mahşerden cennete sevk olacaklar böyle. Öyle peygamber var, tek ümmeti var ama. Tek ümmeti var. Lut Aleyhisselam iki kızın ümmeti. Başı yok. Lut Aleyhisselam. Bir peygamber Lut Aleyhisselam. Eşi bile kocasına itaat etmedi. O bile helak oldu. Gitti öyle. Eşi bak böyle. Lut peygamber. Oğlu yoktu. İlk kızı vardı. Ona iman etti böyle. Ne yapacak Lut Aleyhisselam? Peygamber olarak öne geçecek. İlk kız arkasından gelecek. Böyle. Öyle peygamber var demek ki böyle. 10 ümmeti, 20 ümmeti var böyle. Herhalde en kalabalık biz oluyoruz işte ama. Ümmet-i Muhammed işte böyle. En kalma Ümmet-i Muhammed böyle. Elhamdülillah. Hatta izâ câûhâ. Ta bunun cennete gelince. Hatta demek ki biraz arada mesafe var. Hatta burada gaye için gidiyor buraya. Yani sonuç için geliyor burada hatta. İzâ câûhâ. O cennete geldikleri zaman. Mahşerden tabi sevkiyat. Nereden geliyor cennete geliyor? Sırat köprüsü geçiliyor. Sırat köprüsü geçiliyor. Ne var ki günah olmayan kişi onu hafif kolay geçiyor. Yanmıyor böyle. Günah yüklenen kişi eğer bir günah kalmışsa hızlı gidemiyor böyle. Hızlı gidemiyor. Şöyle mesela bir ateşi alev yansın. Alev yansın böyle. İnsanı böyle birdenbire geçirsin. Yanmaz fazla böyle. Ama yavaş geçti mi yanamadı böyle. İşte sanki altı cehennem. Yani bir ucu bir ucu altı cehennem. Ama hızlı geçen ne olur hızlı geçen burada? Allah'ın böyle bir şey böyle böyle. Putat Ebu Abi'ye bütün ehli iman peygamber önde, ümmeti arkasında yerler cehennetin önüne kapılar kapalı ama. Kapılar kapalı. Yani heyecan orada işte doğrudan işte böyle.
Ama imtihan bitti ama artık böyle. İşte yanlışlık oldu, hata oldu, geri dön yok. Böyle. Allah'ın zaman kesin böyle böyle. Yani böyle. Yani aslında geçildi mi, cennete gelindi mi, artık cennete giriş garanti kesin böyle. Ne var ki böyle? Tabii cennet özlemi. Yani nasıl bir cennet böyle, nasıl bir yer böyle. Ebedi bir vatan olacak. Heyecan dolukta. Herkes artık böyle açlı gözüyle bakıyorlar. Kapı kapalı. Ebu abi var. Oraya gelince açacak kapıları. Ebu abi çoğul. 8 cennet var çünkü böyle. 8 kapısı da var. Açacak kapıları. Ve kalemi hazineti ha. Cennetin hazineleri var böyle. Yani oraya bakar melek. Meleklerin başı. Adı Rıdvan. Melekler tabii çok olan melekler. Allah bilir sayılarını. Onların baştaki melek adı Rıdvan. Melek. En güzel melek o. En güzel melek o böyle. O kadar güler yüzlü, farklı melekmiş böylece. O çıkacak bunları karşılamaya, cennet kapısına çıkacak bunlar. Tabi toplamın ehli iman kimine kaç trilyon Allah bilir. Adam Aleyhisselam'dan beri verirler. Asırlar binlerce, on binlerce yıl geçmiş, aradan geçmiş. Kimi kaç trilyonlar? Ehlim elhamdülillah. Büyük büyük olmuşlar. Her peygamber önünde kapı açılacak. Kapı açılıyor. Hem Rıdvan çıkıyor karşılamaya. Önce selam verecek. Diyor ki selamun aleyküm. Artık şimdi dünyadaki selam anlamı başka, o anlamı başka. Dünya selam anlamı dua. Allah sana selamet ver anlamına geliyor. Selamet anlamına geliyor. Yani Allah her şeyi korur anlamına geliyor. Orada ise haber. Artık selamettesiniz. O duaya gerek yok dua. Böyle. Kesin orası böyle. Ne diyecek? Selamun aleyküm. Artık üzerinize selam olsun. Artık selamettesiniz böyle. Ne ölüm var, ne yaşlılık var, ne hastalık var, ne ele ne kede var. Yani insan istediği bir yaşam tarzı ancak cennette. Yani böyle. Hiç üzülme bir şeye. Efendim kafana takma bir şeye ama gel takma bakalım değil mi? Ya bak. Bak bu oğlum mesela gitti birisi değil mi? Gitti mesela oğlum mesela. Yıkıldı şimdi bir aile. Ya takma bakın kafana değil mi? Dünyada elde değil böyle böyle böyle. Harbi Allah korusun. Şu oluyor, bu oluyor. Evini bırakıp kaçanlar. Nere oluyor dünyada böyle? Depremler, şunlar, bunlar böylece. Kedersiz bir hayat. Tam mutlu yaşam. Hiç değişmeyen yaşam. Cennette böyle. Bunun için önce haber verecek. Selamün aleyküm. Artık selamettesiniz artık. Artık böyle. Ne hastalık var, ne ölüm var, ne yakınlara bir zarar var. Oraya girenlere böyle. Çoğuluna işte kimi girerse oraya böyle. Her biri artık selamette böyle. Tıbbütüm. Tayyip pak oldunuz buraya gelirken. Kalk buraya gelin buraya. Tertemiz geldiniz böyle. Yani günahdan arınma. Arınma böyle. Kimin günahı varsa oraya giremiyor. Girse bile huzuru bozar orada böyle. Bozar böyle. Bunun için günahdan arınma, temizlenme. Bu nasıl temizle insan günahdan? Dünyada gerçek tövbe ile. Tövbe nasıl dünyada böyle. Kişi burada tam tövbe eder. Allah'a söz verir. Allah yoluna döner. Artık gördelmez. Bu şekilde bir tövbe eder böyle. Böyle yapamadı da bir de ne olur? Dünyada başına hastalıklar gelir. Eğer Rabbi kulunu severse, sevmişse, onda çok günahları varsa bunun hastalıkları böyle. O da sabrederse her saniye, her saatte, her nefesinde bir günah siliniyor böyle. Hastalıklar. Sonra ölürken bazı acı çeker çok, ızdırap günler can veremez böyle. O da günah kefaret oluyor böyle. O da böyle. Sonra kabir azabı. O da günah kefaret. Kabir azabı olur. Onlardan da günaha kefaret olmalı. Yine bitmedi günahı. Çok günahı var. Mahşerinde güneş altında yanar bu sefer. Bahşer, güneş altında böyle buram buram terler, içi yanar, ciğer yanar, dili sarkar. Muazzam korku içerisinde. Çok uzun zaman kalır mahşerde. Hesabı geç olur. Yine bitmedi.
Son olarak Sırat Köprüsü'nde böyle. Sırat Köprüsü'nde binerle bütün ehliban binerler. Günah sıfır olanlar kuş gibi. Yani ışık hızıyla böyle pır uçak gider onlar böyle. Günah olanlar, af olanlar onlar yürüyerek böyle koşar, af bir şey yapar giderler böyle. Günah çok olan ne yapar? Tökezler, düşler, yanlar, elleri yanlar, ayakları düz diye yerin böyle. Bir arındığı anda günah bittiği anda o da uçak gider böyle. Günah yoksa ne olacak? Günah yoksa dünya tam tevhid etmiş dünyada. Günah yoksa ölürken de rahat. Kabir azabı yok. Mahşede fazla kalmayacak. Sadı yarmayacak muhtemelen böyle. Yani bütün bunlar şu anda elimize bak. Herkesin elimizde böyle. Yani fırsat elle şu an muhtemelenler. Efendim işte boş ver. Kim o çekecek cezasını? Olacak bunlar işte onlar. Allah'ın takdiri bu böyle böyle. Yani var bir ölmeme var mı? Şar ölmemeye yok değil mi böyle? Efendim ben ölmeyeceğim. Ölme bakalım. İnanmasa ölme gene bakalım bakalım böyle. Nasıl doğmak elimize değil. Biz yaratan bizi yarattı muhtemelen. Dünyaya gönderdi. Yaşamak istiyorum ben. Yaşa bakalım. Elinde mi diyeyim muhtemelen böyle. Yani. Buyuracak Rıdvan Melek yani Sinan'dan sonra tıbbı tüm. Artık böyle pak temiz geldiniz buraya. Böyle. Pırıl pırıl. Hepsi nur böyle. Gönlüm. Hepsi böyle. Herkesin böyle. Ne oluyor gönülden nur olunca ahlaklar çok güzel ahlak böyle. Her ahlakı böyle güzel gayet böyle. Herkes tertemiz, pak böyle. Güler yüzlü. Fedehuluha. Buyurun girin bakalım buraya. Halid'in ebedi kalıcı olmak üzere. Böyle böyle. Cennete girin. Girin buyuruyor, olacak buyuracak. Halid'in öyle bir gezme değil böyle. Piknik değil böyle. Zaman için değil. Ebedi kalıcı olmak üzere böyle. Buraya girmeyecek bunlara. İnşallah biz orada olmaz inşallah. Rabbim nasip etsin inşallah. Yani kurtuluş onda, huzur orada, hepsi orada böylece. Cennete ilk adım atacak Peygamber Aleyhisselam Peygamber. İlk olarak. Ona izin verecek Peygamber. İlk Peygamber Hazretleri böyle adım atacak. Sağında Hazreti Bekir Sıddık. Sanzı Ömer Faruk Antası böyle. Aşırı 25'leri. Diğer sahabeler. Tabiini derken böyle. Ümmeti arkasından böyle. Peyderpey böyle. Girecek böyle. Zaten cihanda kapı açıldığı anda gözler kamaşacak. Açtı böyle. Yani kokusu gelecek. Artık ruhlar mes olacak. Gözler kamaşacak. O cihanetin güzelliği böyle. Hayaller ötesinde. Yani hayallere sığmıyor. Hayal ötesinde. O cennetin güzelliği, köşkleri, sarayları, ağaçları, akarsuları, o cennetin güzelliği artık hayallere dahi sığmıyor, vasfı ölçüye gelmiyor. Oraya girecekler. Orada herkesin mülkü hazır. Buradan kişi ne göndermişse ona göre mülkü. Az gönderenin sayı daha küçük, çokun daha fazla böyle. Buna göndermeye bağlı. Yatırım yapanlar buradan. Ama kişi nasıl buluyor şimdi oranın mülkünü cennette? Cennet çok büyük. Yedi kat gökten daha büyük. Yani galaksilerin soğuk içerisine hiç kalıyor böyle böyle. Güneş bir leblebi bir kalmaz cennetin yanında. Güneş muhtemelen böyle. Kalıyor büyük cennet böyle böyle. Nasıl bulacaklar? Melekler gelecekler. Melekler karşı melekler gelecekler. Ne diyecekler? Selam karşılayacaklar böyle. Gel bakalım Alev ve Aslan Efendimiz'e gel bakalım. Ayşe'nin falan gel bakalım bu şekilde. Alacaklar, özce bu şekilde. İşte bu Hüseyin'ce bu böyle bak. Çünkü gördüğün var ya bu şekilde böyle. Gözün gördüğü kadar böyle. Köşe ucu bucu yok böyle. Oranın köşe tabi Betülhamme falan ahşap mahşap bir kevş falan değil. İnciden, yakuttan, mercandan, altınla gümüşten böyle yekpare böyle işlenmiş böyle. Pencereleri, kapısı, tarasları, balkonlar var böyle. Balkonlar da var, tarası da var böyle. Artık kat kat böyle, 70 kat kadar oluyor böyle. Daha olan da var işlerine tabi. Üzerine de Tuğba ağacının dalları var üzerinde böyle. Tuğba ağacının dallarını sarmış böyle böyle. Tam kapının üzerine de. Herkes gidecekler mülküne oraya. Şimdi cennette ne olacak ilk girince şimdi böyle. Şimdi bu okudum Zümer suresini de okudum ben.
ayet etmiş işte. Şimdi geçeceğim Yasin'e geçeceğim inşallah, şimdiden inşallah. Yasin'e cennetin gelme. İnne sahibi cennetin gelme. O gün cennet eshabı. Eshabel cennet. Cennet yaranı, cennet ehli. Eshabı. Eliyemi o gün cennete girdiği gün. Fî şugulin herkese bir meşguliyet var böyle. Bir meşguliyet var şimdi girince böyle. Cennete girince. Fâkihûn anlamı naimun diyor buna müfessirler. Naimun böyle nimetlere kavuşmuş böyle. Yüzü gülüyor. Huzurlu, sevinçli, ferahlı böyle insanlar olacaklar böyle. Fî şugulin bir meşguliyet, bir oyalanma başlıyor bu arada. Nedir bu? Tefsir-i Kebir bunda 5-6 tane şey veriyor bunda böyle. Sahabeden naklen böyle böyle. Fakat en kuvvetlisi diyor, ayet-i kerime dayanarak ilk ziyafet onlara, Allah'ın ziyafeti muhtemelenler. Çünkü mahşerde insan acıkacaklar mahşerde, susacaklar. Orada yemek yok tabii mahşerde. Yemek yok mahşerde. Acık karınları da, susarlar bunlar böylece. Cennete girince ağaçların altında akarsuların kenarında bütün böyle genel bir ziyafet. Ya bilin, Hüseyin bin Gafur Rahim nüzülen. Nüzül İlk ikram misafir yaptı, ikram rakı, nüzilen. Yani bir misafiri gelecek kişi evine, kişine bir şey hazırlar, hem önüne sofrayı kurar. Min gafur rahim. Kimden bu? Allah'tan ki Allah gafurdur, rahim de böyle bak. Gafur rahim böyle bak. Gafur, affedip bağışlayan kulunu böyle. Tabi rahim derse affedip kulunu. Günahı bile varsa bile. Rahim Allah'ın merhametiyle o tebeleşe. Bugün bunu Aleyhisselam Hazretleri hiçbirinin cennete giremezsin amelinizle. Allah'ın rahmetiyle. Eshab-ı kiram var böyle böyle. Hiçbiriniz cennete giremezsiniz kendi amelinizle böyle. Amel yeter mi yetmez mi oraya böyle? 50 sene yaşayan var, 30 sene yaşayan var, 100 sene yaşasan böyle. Tabi gelisi var, günüzü var. Sonsuz bir alem. Yani trilyonlarla yıllar sürmüyor. Sonsuz alem böyle. Oran bahsi bir şey mesela vermesin bunlar bir şekilde böyle. Allah'ın rahmetiyle oluyor böyle. Sonra yarası, sen de mi yarası Allah? Ben de böyle. Ben de dedi, Allah'ın rahmeti cennete girerim acayip böyle. Ameline güvenemem buradan böyle. Öyle amel yapman gerekiyor. Ona güvenmeme gerekiyor. Allah'ın rahmetiyle, bağışlamasıyla böyle. Önce demek ki bir genel ziyafet muhtemelen böyle. Dostlar bir araya gelmişler dostlar. Herkes tanıdığıyla, etrafıyla, çoğu şu yanda olanlar, olmayan da var tabii böyle. Herkes ne yapacaklar böyle? Gene bir ziyafet böyle. Ağaçların altında böyle. Mahşerde ağaç yoktu, güneş yakıyordu tepeden böyle. Akarsu etrafında huriler, villanlar, gülmanlar, hizmetçiler bunlar, hazır bunlar böyle. Her şey önüne geliyor böyle. Ne isterlerse hep ağzına geliyor. Tabi yavaş yavaş böyle, acı yok şimdi artık böyle. Arkaya girip bir tam iş bir tabi böyle. Cennette uyku yok. Yorulmak yok. Yer çekim yok. Oturursa ama ayağın dizinin ağrımıyor ama. Çünkü sıfır kilo. Ayakta taşımıyor ki bedene böyle. Bel arası yok, bir şey yok böyle. Hep 33 yaşında. 30 yaşında. Neden öyle? Şimdi herkesin yaşı İsa Aleyhisselam yaşında olacak. İsa Aleyhisselam 30 yaşında göğe kaldırıldı muhteremler. 30 yaşında kaldırıldı böyle. Herkesin bugün Adem Aleyhisselam boyunda. 60 lira. Adam, bu dağ boyunda olacaksın böyle. Herkesin sesi Davud Aleyhisselam sesinde. Herkesin Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde. Herkesin ahlakı ahlakı Muhammedi olacaklar işte muhtemelen. Ahlakında böyle. Böyle kan incitmeyen böyle. Hiçbir kalbi kırmayan böyle.
Her alaka bu şekilde. İnsanlar birbirine karşı böyle. Yani kimseden kimseye orada kötülük gelmiyor böyle. Kimsenin gönlüne bir şey geçmiyor ama böyle. Neden? Gönlündeki paslar silindi. Günahlar gitti, gönlüne nurlandı. Nur melek gibi olur insanlar çok böyle. Yani kimse kimseye ne bir art niyeti var, ne kötü niyeti var. Hatta şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, cennete girerken Vahşi ile Hamza diyor, beraber gidecekler kol kola bakın. Vahşi ile Hamza, Hasan Peygamber amcası, Uhud'da şehit oldu. Vahşi onu şehit olur bak böyle. Öldürdü yine böyle, harbiyle vurdu, öldürdü bak böyle. Katil oldu böyle böylece. O zaman müşrik tam böyle. İman etti elhamdülillah böyle, Müslüman oldu böyle. Tabii günah af oldu. Şimdi hoca kadar kol kola gidiyor böyle böyle. Dedi ki Vahşi Hamza, ben sevap oldum seni öldürmene. Sen Allah olsun verecek. Sen bana şehit nasip ettin bana. Şehit makam verdim senin sahibim senin baktım böyle. Yani cehennet ehline vardı cennete böyle kin olmayacak böyle böyle. Yani eski bir kurcalama olmayacak bu şekilde böyle. Olmayacak böyle. Unutmak bunları böyle. Unutulacak böyle. Böyle bir kin besleme, kızma, öfke şu olmayacak bunlara böyle. Böyle. Herkese böyle tatlı ibadet böyle, böyle. Yani ikisi böyle kol kola giriyorlar bunlara böyle. Sonra tabi bir arama başa oradan tamamlar. Herkes bir cevabet gördü böyle. Kim bilir dünya yılda kaç gün sürecek ama o orada. Orada zaman birim yok. Hep aynı arama böyle. Kuşluk vakti gibi böyle böyle. Yani 10-11 arası gibi böyle. Hep aynı iklim. Aynı iklim. Sonra gölge değişmiyor. İnsan mesela burada bir pikniğe gider, bir ağaç altına gider. Bakarsın gölge, burası gölge. Oraya serisini oturursun böylece. 2 saat sonra oraya güneş gelir. Kalkana başka bakamadım. Ama cennet yok diyor böyle böyle. Güneş yok cennette böyle. Hep aynı gölgelik olacak orada. Yer çekimi yok. Zaman birimi yok. Yani akşam oluyor, sabah oluyor, yarın, öbür gün, hafta, yıl yok. Bitti bunlar böyle. Uyku da yok. Yorulmak yok. Herkes gayet sıhhatli, herkes neşli, huzurlu. Tabii konuşmalara, muhabbetler, sohbetler, büyüklerin sohbetleri, ulemanın sohbeti, evliyaların sohbetleri, şehitlerin sohbeti, sahabenin sohbetleri böyle, onların sohbetleri, onların anıları, onlar dinleme o şekilde böylece. Ondan sonra herkes kalkacak oradan. Şimdi başlayacaklar aramaya. Herkes yakını arışmaya, yakını böyle. Ya benim babam vardı, annem vardı, işte dedem vardı mesela, halam, teyzem, kim varsa artık böyle. İşte kardeşim, oğlum, kızım, torunum bu şekilde. Bir arama işte böyle, başlıklar böyle. Ama ararken yorulmak yok ama böyle. İsterse uçarak gidecek. Gerçekten sıfır. Uçarak bile gidecek. İstediği hızda. Hızda yok kısıtlama. İstediği hızda gidecek böyle. İse oturacak bir divana, ona bekleyecek böyle. Gidecekler. Bir arama. Bulan bulacak. Herkes tabii ki bulamayacak. O da var mıdır böyle. O da var böyle. Mesela bir kardeşim biri inşallah cennette mesela bir cennette böyle böyle. Elata bu şekilde bulan bulacak. Bulamayan ne olacak? Önce üzülecek, sonra unutacak. Allah unutturacak ona bakın bak. Onu unutturacak böyle. Onu unutturacak. Her şeyin dünyada bir örneği var. Her şeyin dünyada örneği var. Hatırlarına böyle. Şimdi mesela tavuk değil mi? Tavuk. Yani tavuk bakanı bunu bilirler bunu böylece. Yumurtadan çıkar. Kuku derler tavuğun üzerine yatar. Tavuğun üzerine yatar. Yani buna bir de ibretle bakarsak Allah'ın varlığı, kuvveti, azameti oradan belli baktığım böyle. Yani tavuğa duygu veren kim? Ya değil mi? Tavuk ben böyle bak. Yani tavuk yumurtadan saklar ve kendisi yumurtadan böyle böyle. Kuku zamanı geldi mi? Bak ne yapardım böyle. Yumurta salkar bir tavuk kendisine böyle böyle. Gider, onu da yatar ama böyle bak. Yani zavallı tavuk böyle kolay mı değil mi? Gezen tavuk, uçan tavuk böyle, dön, otlayan tavuk. Ne yapar? Tavuk onu yatar, kımılamaz böyle böyle. Bir de ne yapar? Yumurtayı arada bir çevirir bu kanlığını böyle. Bak, yerini değiştirir mi bu yumurtanı böyle böyle. Onun günü belli ama böyle böyle. Böyle, böyle. Şimdi tavuk yumurtadan çıktı mı pirinçler, civcivler? Çıktım içinden ne yaparlar? Ana tavuğa bak.
Yani doğum da diyorum lanet gibi. Doğum değil böyle. Yumurtadan çıkıyor. Ama annesini tanıyor ama ben böyle. Başta gitmez başta tavuğa. Aynı bahçecilikte 5-10 tavuk olsun. Her piş ne yapar? Annesine baktı böyle. Yani önceden eğitilmiş bu şekilde böyle. Annesine gider. Bir de ne yapıyor? Mesela kuzu. Doğudan da ne yapar? Annesinin mümkünse gider sütlenmeye bakmıyor. Bakıyor muhtemelen var. Ayıbına bakıyor böyle. Kuzu böyle doğduğu anda annesi bunu yalar böyle. Isa gelir. Bunu kurutur. Bir de masaj yapıyor. Masaj yapıyor böyle. Kan dolaşımı için böylece. Yani kedi köpek yalar bunları yavrusu böyle. Yalar. Onların dili pütürdü böyle. Onların dilindeki tükürükte antiseptik madde var. Antiseptik mikrobiyolojik madde vardı böyle. Yani köpek yalarken böylece hem mikrobu öldürür böyle. Hem kurutur hem masaj yapar. Kan dolaşımı yapar böylece. Sonra ne olur? Yavru başlar hemen kalkmaya. Hem var böyle. Bir düşer, bir kalkar. Acısını hemen biliyor bak. Yeni doğan çocuk dünyaya gelen böylece. Yavru ne yapıyor? Annesinin kulağına gitmez baktan böyle. Annesinin başına gitmez. İki arkasına girer. Anne memesi vurur baktan böyle. Ağzını alır. Bir doğru çeker baktan böyle. Bir de başını atın vurur böyle. Gelmesin baktan böyle. Yani yavruyu böyle yaratan, ona duygu veren, anı veren böylece. Piriş ne yapar? Yumurtadan çıkan piriş ne yapar? Annesine gitmez baktan hem de. O yerden bak. Yani çok enteresan muhtemelen bir ibret yani ben bak. Allah azametim ben bu böyle. Yani yeni yumurtadan çıkan bir iş ne yapar? Annesine gitmez. Yere bakar ama bir eşeğe gelmem ben bak bak böyle. Daha yeni tavuktan pişten çıktı. Yumurta çıktı. Yeni çıktı böylece. Ayağını şey yapıp eşlere böyle muhtemelen böyle. Eşlere böyle böyle. Sonra ne olur? Ana tavuk bunları gezdirir, bakar, korur, kanadı altına alır, bir yem bulsa onları çağırır. Tehlike olsa gene çağırır, toplar onları bu şekilde. Yani farklı ses çıkarır. Onu hem bilir onları yoldan böyle. Hem bilir böyle yoldan böyle. Ona gelirler. Bir yere kadar an böyle. Artık o piliş kendine yeterli oldu mu, bırak onları böyle. Hatta gelse vurur, kalkırır mı, kovurur, kovurur. Unutur onları muhtemelen. Unutur böyle şey. Cennette böyle olacak. Onun için buraya girdim örnek. Cennette böyle olacak. Yani kimin mesela diyelim ki 10 tane çocuğu var böyle. 3 cennette yetişecek burada böyle şey. Unutacak onları zamanla buradan böyle. Ya unutmasa cennet onun için bir elem, keder olur böyle değil mi? Aklıcılıkla gelecek böyle. Ondan sonra evlenme olacak. Eşlerim ortaya cennette böyle. Kimse orada tek kalmayacak buna böyle. Dünyada evlenme olabilir mesela. Evlenip mesela boşanan vardır. Eşi bir ölmüştür, kalmışlardır. Genç yaşta çok var mesela hanımlar mesela. Bir çocuğu oluyor, hanı kocası ölüyor. Ölüyor. Cennette kimse orada tek kalmayacak mı? Velan bülü, hum ve ezvacuhum. Onlar ve zevceleri, eşleri. Fil zilalin gölgelerde. Şimdi dünyada evli olanlar eğer ikisi cennete girerlerse dünyada da iyi geçirmişlerse yine beraber olacaklar. Yani dünyada iki karı koca eş yani bunlar böyle aile iki cennete beraber girerlerse dünyada iyi geçirmişlerse şimdi öyle aile vardır ki bir gün tabiinden birisi Hazreti Ömer'in halifeli zamanında hanımı çok sertmiş hanımı. Hanımı çok sertmiş, bağırma, çağırma, kırma, dökme falan böylece çok şey anlamına çekmiş. Halife Ömer'den şikayet ediyor hanımı böyle bir hatırlamalar. Tam evine geliyor, bakıyor. Hazreti Ömer hanımı o da Ömer'e bağırıyor. Hemen döndü. Demek bunu görünce döndü böyle. Hazreti Ömer, neye döndün? Ömer durum böyle böyle dedi. Aynı şey senin başında. Geri döndüm benim bu şekilde böylece. Yani herkes mutlu olmaz tabii dünyada böyle. Bunları orada beraber olmayacaklar bak muhtemelen böyle. Şimdi mutsuz yuva azaptır. Mutsuz yuva böyle. Eğer bir yuvada mutluluğu yoksa bazen mesela işte katınırlar. Çocuk yetim kalmasın diye yani zoraki kabul edilir. Ama devamlı böyle eğik
yani yamulmuş böyle bina böyle yuva. Böyle zoraki olur böyle. Bunların nikahı orada geçtiği olmuyor artık muhtemelen. Acaba bunlar böyle. Dünyada kim mutluysa ondan yürüyecekler böyle. Bir gece Nasrın Hoca evinde bir gürültü olmuş. Nasrın Hoca evinde. Bir gürültü patırdı oluyor. Komşular bunu tabii duyuyorlar. Eski evler tek evler böyle. İki kat ama bir kat mesela evler yan yana böyle tabii. Bahçe içerisinde. Komşular bunu duyuyorlar. Bakıyorlar. Hoca'nın evinde bir gürültü oldu. Acaba gidelim mi derken bakıyor. Biraz ses yok bir daha böyle. Ses kesiliyor. Ta gitmiyorlar. Şimdi sabahına çıkıyorlar, komşular, hocaya bakıyorlar. Hocam diyorlar, bu akşam senin elinde bir gürültü oldu. Ne oldu acaba? Ya sıramayın be diyor. Benim rahmet hanımdı çok iyiydi Allah'ın meclisinde, ölen hanım çok iyiydi böyle diyor. Şimdiki hanımdı, yengeniz diyor, çok asabi, çok sinir diyor bana. Geldi bana kızı diyor, bağırdı, öfke alamadı diyor. Aldı benim cübbemi aşağı attı, merdiven aşağı diyor. Merdiven başladı. Cübbemi diyor. Cübbemi aldı diyor, merdiven aşağı attı bile diyor. Onu duymuşsunuz diyor. Ama hocam diyorlar, cübbe o kadar ses çıkarım ya. Bu cübbe ses çıkarım kadar attım merdivenden. Canım işte ben de vardım diyor işte benim. Demek ki şimdi cennette eşler, ikisi cennete girerlerse, yani iyi geçirmişlerse, oraya beraber olacaklar böyle şey. Yok dünyada beraber yaşamışlar ama böyle zoraki böyle Nasrın Hoca gelen böyle cübbeyi atmış onu atmarken böylece zoraki yaşamışlar. Onlar almayacak olan muhtemelen böyle. İkincisi bir de eşleri ikisi cennete giremeyenler olacaklar. Çok hoca bunlar böyle. Mesela kadın cennette cennette Allah korusun böyle. Bazen erkek cennette kadın cennette ne olacak bunlara böyle tek kalmayacak emcekimden böyle. Kalmayacaklar böyle. Tekrar böyle gönlerek evlenecek orada. Orada tabii nikah akıyor ama böyle. Yani söz, nişan, işte şu bu. Ağırlık malum yok bunun böyle. Mühür yok bunun böyle dışarı böyle. Tamam Rabbim ona verdi mi tam onun böyle oldu böyle. Ebediyen ama böyle. Ebediyen. Peki ama acaba zamanla bunlar arasında geçirmiş olmaz mı? Olmayacak işte. Olmayacak mı tamam böyle. Bunların zaman geçişler. Bunlar birinci sevgi de açacak bir sevgi açacak bunların böyle. Bir de şöyle bir şey var. Hazreti Ümmü Seleme, Peygamberimizin zevcesi oldu, hanım oldu muhtemelen böyle. Ebu Seleme'ydi onun ilk kocası böyle. Ebu Hazretleri'ydi. İlk Müslümanlardan Mekke Mükerreme'de böyle. Ebu Seleme ile eşi de Ümmü Seleme ikisi. İlk Müslümanlardan bunlar Mekke Mükerreme'de. Biraz zayıf, garip insanlar yine böyle bunlar. Çok işkenceye dayanamadılar Mekke'de. Önce Habeşistan'a göçtüler Habeşistan'a böyle. Sonra Medine'ye tabi göçtüler. Oraya göçtüler. Uhud Harbi'nde ağır yara aldı Ebu Selam Hazretleri vefat etti muhteremler. Yani şehiden vefat etti. Ümmü Seleme dul kaldı. Peygamber Allah Aleyhisselam Hazretleri böyle. Aldı onu böyle kendisini. O sordu. Ya Resulallah, bir kadın iki kocası olsa dünyada, yani boşanır ömrü getirmeli olsa ve cennete nasıl gidecek? İkisi cennete girseler, kadın kimin olacak? Peygamber sordu muhteremler. Hangi tarih geçirmişse onunla olacak böyle. Bir rivayette de böyle, sonki kocası olacak bir rivayette de böylece. Bir rivayette de böyle. Bunun için Hazreti Ebu Derda, sahabe-i kiramdan, öyle zamanlar hanımına vasiyet etti böyle. Ben sana razıyım. Eğer sen de ben razıysan, cennette de ben olmak istiyorsan, ben nasıl eğlenmeden oturum ben böyle. Nasıl eğlenim ben dedi böylece. Hatta Hazreti Muaviye, ona talip oldu. Ümmü Derda, kadına talip oldu böyle. Çok büyük de mehir böyle. Yani 20 bin dirhem, gümüş. Hazreti Ebu Derda sahabe içerisinde en zühd tekvadan biri. Zühd tekva böyle. Ne zühd tekva? Dünyaya metelik vermeyen anlamıyor böyle. Yani dünyayı sevmeyen böyle. Bir hastada yatan, bir toprak tencerede pişirip onun içerisinde yiyen,
böyle yarı ağaç ortada gezen, böyle yarım yamalı şey giyen böyle, hep Allah için artı çalışan anlamına geliyor. Zülteka böyle. Ebu Darda böyleydi böyle. Evi çok kıttı, dardı evi bu şekilde. Kıtlık evinde vardı böyle. Muhabbi o zamanlar devletin başkanı, yani imparatorun dönemi o zamanlar, bu darman böyle. O kadar bir şahış hayat varken gitmedim muhteremler. Ben Ebu Darda ayrılmam cennete de ben böyle. İmanları var böylece. Yalnız Peygamberimizin zevceleri Peygamber olacak cennete muhteremler. En mutlu onlar buna bakın böyle. Peygamberimizin zevceleri. Yazılacaklar böylece. Bir de Fatıma da Zehra Peygamber'in kızı. O da Hazretleri beraber olacaklar böyle. Peygamber'in damat da yani böyle. Osman'da. Onlara nikah o devam edecek. Buradan belli onlara ki onlara ki böyle. Bir kadın vardı. Sahabede bir kadın vardı. Havle binti Hakim adında. Havle binti Hakim adında bir kadın. Bunun kurucusu Osman bin Mazun Hazretleri. Osman bin Mazun Hazretleri. Osman bin Avdil ama. Osman bin Mazun. Sahabe-i kiramdan. Mekkeli bunlar. Muhacir olarak Medine'ye geldiler. Bu Osman bin Mazun Hazretleri Peygamber'in süt kardeş oluyor kendisiyle beraber. Medine'ye gelince Bedir Savaşı bittikten sonra orada bu vefat etti. İlk vefat eden Medine'de sahabe oldu. İlk Medine sahabe olarak. Hatta bu öyle zamanlar Medine halkı elinde ya Resulallah kardeşim Osman öldü. Neye defnedelim buna? Tabi mezarlık var ama müşriklerin mezarlıkları böyle. Peygamber dedi bir gezin bakalım ben ona gezdiler. Peygamber dedi ki bana emri geldi, vahiy geldi bana dedi. Cennet'e bakı, olacak mezarlık. Cennet bakı yine bizim hatırlarımlar. Orası ilk o gömüldü oraya vurdu böyle. İlk gömüldü. Çok tek var böyle. Allah için, bin için böyle her şeyini veren Osman bir Hazretleri yıkandı. Kefenli zamanlar Peygamber'in yanına girdi. Ne girdi? Peygamber onu çok severdi. Aleyhisselam Hazretleri ondan öptü. Yani daha yüzü örtülmemişti. Kefenlerken Peygamber geldi. Aleyhisselam Hazretleri onu ondan öptü. Peygamber ağladı ondan o zaman böyle. Ağladı. Peygamber'in yaşları geldi. Peygamber'in gelen gözyaşları onun göz çukuruna toplandı. Göz çukuruna toplandı böyle. Toplandı. Sonra Peygamber dışarı çıkınca dedi ki onu yıkayın yakınları. Aman bu neleri sarsılmayın böyle. Yaşa dökülmesin. Peygamber yaşları o zaman böyle. Yani gayet böyle kolluyla kendisini yan dönmesin. Peygamber yaşları akma zaten böylece. Peygamber gözyaşıyla beraber öyle mezara gömüldü muhteremler. Hatta bir peygamberimiz onu öperekken ya Osman dünyada sen bir şey alamadın, dünyada sen bir şey alamadı. Kimse yok dünyada muhtemelen böyle. O şekilde. Hazreti Havle bunun hanımıydı işte muhtemelen Havle böyle. Havle bint Hakim bunun hanımıydı bu. Bu evlenmedi Kureyş'ten sonra. Evlenmedi. İbadet kendisine verdi. Tabi sahabe kendisi de. Kanı sahabelerden. Yani ibadet verdi kendisine. Bu kadına bir aşk-ı Resul dönüyor. Aşk-ı Resul. Aşkı verdi buna. Aşk böyle. Bir sevgi vardır. Muhabbet o ayrı böyle. İnsan sever normal. Aşk ateş yakar böyle. Hatta aşıkların yüzü hafif böyle karamsı oluyor böyle. Yani kalpteki kan yandığı için kalp yandığı için böyle rengi koyu sarı böyle, kara sarılı böyle renkleri böyle, yüzleri böyle aşıkların. Bu Hazreti Havle de Allah Hazretleri de Peygamber aşıkı olmadan böyle. Uyuyamaz böyle. Peygamber geçtiği yeri görecek. Erken meşriğe gelir, oturur bir yere Peygamber bakamaz böyle. Hep Peygamber bakar böylece. Ama tabii doyamıyor. Yine bir gün mescitte oturuyor. Karşıdan bakıyor. Peygamberimiz de o anda Eshab-ı Kiram'ına Peygamber nasihatte bulunuyor. Yani sohbet yapıyor Aleyhisselam Hazretleri. Böyle karşıdan baktı yandı. Artık kendini unuttu böyle. Unuttu. Neyse de Resulullah'ın yanına gitsin ona bir sarılsın yani böyle. Yani doyamıyor karşıdan böyle. Bir de Resulullah'a bir sarılayım bu şekilde böylece.
Ama sarılması için bir şey lazım, nikah lazım böyle. Yani peygamber olsa haram oluyor. Dokunamda böyle böyle. Sarılama peygamber olsa böylece sarılamaz. 15 yılda artık gözü bir şey görmedi. Gözü bir şey görmedi. Aşk olsun yandı böyle bir şey gözü görmedi. Bir yana gitti böyle. Ya Resulallah beni nikah alır mısın? Muhtemelen böyle. Peygamberimiz her şey emir yapıyor muhtemelen böyle. Her şey emir yapıyor. Peygamberimiz tabi başta öndü böylece. Önde durdu. Bir emir gelmedi peygamberimiz gelmedi. Fakat peygamberimiz de onun için gönlünü kıramıyor. Yani hayır da diyemiyor aleyhisselamızı böyle. Epey bir kaldı kaldı. Anladı ki olmayacak bu mesele tabi. Sonradan döndü. Döndü kenarıya. Şimdi asıl saadette hemen hemen her kadının ümit, bütün hayali peygamberin eşi olmaktı muhtemelen böyle. Neden? Cennette evvel olacaklar muhtemelen. Olacaklar böyle. Mesela diğer sahabelerin bir kısmı uzak kabilede yaşıyor. Mümin iman etmiş, yani sahabe olmuş. Dönüp gitmiş kabilesine. Yani üç gün, beş gün görmüş. Seyrek giriyorlar, bu şekilde giriyorlar böyle. Ama Peygamber'in zevcileri onlar beraberler böyle. Bir de cennette evvel olacaklar. Olacaklar. Bu Allah'ın adaleti elhamdülillah böyle. Şimdi cennette eşlerin biri daha üstün olsun, öbür makamı çıkacak. Oradan bir pantolon böyle. Mesela bazı kadın üstün olabilir, erkek üstün olabilir böylece. Arada farkları var. Mevlam aşağı indirmiyor emri muhtemelinde. Ben onun hürmetine onun makamını çıkarıyor böylece. Şimdi cennetteki Firdevs cennetindeki en üst makam peygamberimize ve onun zevcelerine muhtemelinde. Annelerimiz var, biz olmamız halinde. Böyle. Onun şu anda iki haram konuldu peygamberimize sorar muhtemelen. Annemiz oluyor. Annemiz olduğuna bize, nikah haram konu başkalarına, onlara beraber. Onun için her kadının bütün ve aşkı muhabbeti peygamberimize eş, zevci olabilmek. Ama bu imkansız tabi bu da. Bu da imkansız tabi, olmaz tabi bu şekilde. Olmayacağı için. Bu da öyle yaptı. Hatta bir gün Hazreti İlmi Meclis Hazretleri peygamberimizden sonra tabi bir sohbetinde bu kanından bahsetti. Böyle peygamberimizin gelip evlenmeyi teklif ettiğini, 25'inde kızı vardı Hazreti Zeynep. Baba nasıl kadın oturup utanmamıştı böyle. Şimdi şey geldi bu şekilde. Kızım Zeynep dedi. Kızım Zeynep o senin daha üstün de o sahabeydi. Sen tabiinsin böyle. Sen çok üstün dedi böyle böyle böyle. Hum ve zuacuhum onlar ve zevceleri fi zilalin gölgelerde ali erayki erike üzerinde. Erike tahtlar. Taht divanları böyle. Tabi tahta böyle ahşap değil muhtemelen böyle. Gayet süslü püslü böyle. Hep cennetlik her şey inci, mercan, yakut, zümrüt, yani yeşil zümrüt, kırmızı yakut, beyaz inci, mercan, altından, bunların gümüşlamaları böyle orada böyle. Rengarenk böyle. O divanlar. Üzerinde cennet yatakları. Cennet örtüleri. Yeşil böyle. Sündüsün olacak böyle. Yani ipeği böyle. Gayet şeyleri. İbret olacak. Bir de bu göreli burada yani koruma altında böyle. Yani göz önünde değil anlamı gibi böyle böyle. Göz önünde olmuyor. Onun üzerinde. Genelde tarasta mesela olacaklar. Alerayki müttekiun. İttika yaslanacak böyle. Nasıl böyle böyle. Şimdi bir oturma var. Kişi otururken hep olmaz böyle tabii böyle. Böyle. Tam yatsa bu gaflet oluyor böyle. Yaslanma. Şimdi bir yaslansa böyle bizim elimiz ağrımıyor falan falan kalmıyor böylece. Yer çekmiyor şimdi böyle. Orada da bunlar böylece yaslanacaklar. Demek ki eşler burada böyle gölgelerde yani gözden uzak olarak böylece o cennet yaslanarak böyle orada arla tabi sohbet olacak. Karı koca mesela hayatı. Cennette haftada bir gün. Orada hafta yok. Yani cuma günü olacak orada böyle. Adı Yevmil olacak. Adı Yevmil Mezid denecek. Yevmil Mezid. Yani ziyade farklı bir gün. Böyle. Şimdi cuma günlerinde bir saat vardır. Bir zaman birimi vardır böyle. Tam bilmiyor zaman olur. Gizli bu. Bu nedir? İcabet saati. O anda kul Allah isterse duası kabul olur böyle. Vardır. Tam bugün bilinmiyor bu. Cennette işte haftada bir. Ama orada hafta yok olur böyle.
artık nasıl hafta olacaksa, yani dünya haftası mı ne olacaksa böylece, cuma ile saatlerinde Rabbim herkese bir güzellik verecek, daha farklı bir vermeli. Erkek dışarıdan mesela bir eve gelecek, bak hanım, aa sen ne olursa çok daha değişmişsin bu şekilde. E sen değişmişsin bu zaman böyle böyle. Yani devamlı daha güzelleşme böyle. Hep aynı yaşta, aynı huy, aynı ahlak. Efendim işte oluyor bir sinirlenme elimi değil. Yok bu böyle. O insan kızamıyor ama. Yani sinirlenme insan, kızam insan bir şeye böyle böyle. Her şey yerinde böyle. Bulaşık yok, yemek yok, alışveriş yok, çarşıya gitme, pazara gitmek yok. Her şey hazır, bir de her şey hizmeti geliyor, aynaya geliyor işte böyle. Her şey aynaya geliyor. Kişi orada kızamıyor, kızma duygusu yok, öfke gitti orada böyle. Kin yok, böyle küsme yok orada böyle. Bu şekilde yani kadın erkekte devamlı daha güzelleşme böyle. Birbirine daha sevgi, açık sevgileri böyle böyle. Yani daha açık sevgileri aynı boyda, aynı yaşta, aynı kiloda bile böyle. Aynı kiloda. Şimdi dünyada mesela genelde yaşlanınca mesela kişiler bir kilo alma oluyor. Hele hanımlara böyle. Daha fazla kilo alma oluyor böylece. Boğazı ne yapar böyle? Her şeye varken yiyemez böyle. Ama çok kilo alınır böyle. O da yok mu böyle? Cennet böyle. Baba ye böylece. Baba ye orada böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Lehum fiha fakihetun. Mevlam buyuruyor. Onlar için orada vardır fakihe, meyveler. Şimdi insan dünyada hep meyve yiyemez. Acıkır insan değil mi öyle? Ekmek ister, peynir ister, yemek ister insan bu şekilde. Cennette acıkma olmayacak böyle fazla. Meyve genelde zevk şeker meyveler böyle. Onun için meyvelerin rengi başka, tadı ve kokusu başka meyvelerden böylece. Onun meyveleri vardır. Öyle hem mayet devun ve onun dışında ne isterlerse, öyle hem mayet devun, ne isterse, ne çağırırsa o var böyle. Yani cennetteki kişiler orada ne canı isterse, aklı ne geçiyorsa, ne istiyorsa var böyle böyle. Hepsi böyle böyle. Ne istiyorsa böyle, hepsi var böyle böyle. Sağlık, sıhhat, ölümsüz bir hayat, kuş gibi uçma, huzur, artık mutluluk, her şey tam zirvede böyle. Hep aynı lalik kalıyor böylece. Hocamdan sohbet olacak. Sohbetler olacak böyle. Evlilerin sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, sahabelerin sohbetleri, peygamberin sohbetleri, bu olacaklar böylece. Cennet ehli alışacak, cennet ayağı alışacak böyle. Herkes evi var, işi var, köşkü var, sarayı var. Hiçbir şey yok böyle. El yıkamak mı var böyle yani. Yani tıraş olmak yok. Tırnak kesmek yok böyle. Aksırmak, öksürmek yok. Nezle yok, grip yok. Hiçbir şey yok böyle böyle. Her şey tapasal, her şey yerinde. Sohbetler, zevkler, feyizler. Yalnız orada ne var böyle? Allah'a zikir var muhtemelen böyle. Zikir. Mecbur değil ama bu da böyle. Namaz yok, zikir var. Neden? Zikretmen duramayacak insan böyle. Zikretmen böyle. Kimi Subhanallah, kimi kemi tevhid. La ilahe illallah, la illallah böylece. Ondan feyiz alacak kişi. Ruhsal zevk alacak böyle. Ruhsal yok alacak onlar böylece. Bu şekilde devam ederken artık yarın diye bir endişe yok. İlerisi diye bir endişe yok böyle. Her şey artık bitiyor böyle. Bir nur kapıyı cennet kapacak. Nur. Kapacak cennet nurdu böyle. Bütün cenneti bir nur kapacak böyle. O anda Mevlam ona selam verecek muhteremler. Mevlam diyor, selamün kavlen. Selamün, altın selam, kavlen sözlü olarak böyle. Yani gönle doğma falan diyor böylece, ilham diyor böyle. Allah'ın cilerciği Mevlam doğru doğru selam, kucak olarak böyle. Mir Rabbir Rahim. Rabbir Rahim'den ona selam verecek. Mevlam buyuracak, kollarım üzerine artık selam, esselamu aleyküm. Ben size razıyım. Tabi Allah hitabını duyunca şimdi bir anlamıyor bunu muhteremler böylece. Bir örnek vereyim. Hazreti Musa aleyhisselam
Tur Sina'da, Tur Dağı'nda yani. Allah'ın şeyini kıyam duyardı Musa Aleyhisselam. Her peygamberin ayrı bir özelliği vardır. Her peygamber. Onun da özelliği adı Kelimullah. Allah'ın kelamını duyar. Şunu duyar ben. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Allah'ın kelamını duyuyor böyle. Ama kulak ayrı değil mi? Tabii böyle. Yani bütün hücreleri dönlü duyuyor böyle şey. Ha Musa Aleyhisselam dayanamadı mı? Yandı böyle. Yandı böyle Allah'ın kelamını duyunca. Allah'ım elini enz üleyk. Elini enz üleyk. Allah'ım ne olur cemalini göster. Sana bakayım böyle. Yandı bu şekilde. Ve burada sen beni göremezsin ya Musa. Lenterani. Buyurdu. Tabi dünyada görülmüyor orada böylece. Şimdi cennette Mevlam kuluna selam verince buyuracak. Kulağım ben size razıyım. Siz benden razı mısınız? Tabi o anda bir coşkoca kuruyor böyle. O anda artık cennet unutacak, cennet böyle. Artık geçecek cennetin insanları böyle. O Allah'ın selamı karşısında bu azim aş cezbi ilahi böyle. Uzun bir zaman devam edecek bu şekilde böylece. İnşallah bize nasip etsin o günlerin muhtemelen. İnşallah nasip etsin inşallah böylece. Şimdi aklıma bir şey geliyor da böyle orada zikir var deyince. Bundan aşağı 50 sene önce aşağı yukarı. Tam kesin bilmiyorum da. Bir kitap aldım elime. Yazın Sakarya'ya gittim böyle. Mekana gittim böyle. Öyle yalnız severdim eşten beri. Kitap aldım. Sakarya'ya gittim. Kitabı okuyorum böyle. Artık okuduğum konu neydi tabi şunu hatırlamıyorum. Ama o anda çok daldım böyle. Yani kendimi tam oraya verdim. İyi daldım oraya. Biri selam verdi bana. Ben de nasıl iyi rüya görürsen açmaz gözüne rüya kaybolmasın böyle. Ben de o kitapta aldığım huzurum bozulmasın diye gelen kişi konuşup durmasın diye yani öne baktım ve aleyküm selam. Yani aldım hiç bakmıyor zaman böyle. Yani gitsin diye böyle. Gitmedi ama. Dikile başıma. Başta konuşmaya bu. Kitabı kendi veriyorum derken böyle baktım Allah Allah. Onun konuşması bana daha tatlı geldi şimdi. Daha zevkli geldim konuşmaya. Manevi fiyatı gelin konuşması böylece. Ben önce kitabı kapatıp kıydı komutan böyle. O zaman baktım böyle. Ayakta ben oturuyorum. Baktım böyle. Önce ayağını gördüm. Yazın ayağında lastik. Ama yırtık bir lastik böyle. Yanlı ayak. Lastik böyle. Sonra pantolona baktım. Baktım böyle. Pantolon rengi belli değil yamadan. Her yama böyle. Şey baktım böyle. Dayanmış bir bastona. Bana bakmıyor böyle. O zaman gördüm. Bana bakmıyor. Şu gözüm dikmiş ufka böyle. Ben dikmiş bir yere. Benimle konuşuyor. Bana bakmıyor böyle. O zaman gördüm kendisi. Böyle dayanmış oraya böyle. Bir konuşuyor. Oturayım yalvardım. Şimdi ben şimdi o zaman tabii böyle. Oturmam ben de. Ayakta böylece. Orada sohbet ediyor böyle. Ama bana çok tatlı geliyor böyle. Feyzi geliyor böyle. Çok tatlı geliyor bana böyle. Ruhsal bir haz aldım kendisinden. Bana şu anlattı böyle. Sonra bir ara yani bu sohbet içerisinde böyle anlattı bunu. Aslı burası işine anlatacağım onu inşallah. Babası bunun çobanmış bir köyde. Annesi hastaymış. Annesi hastaneye genç ölüyor. İki kardeşmiş bunlar böyle. Bu abisi öbür küçüğümüş bunlar böyle. İlk kardeş. Babası da ölüyor. Ölünce böyle. Babadan bunlara bir iğne kalmıyor. Böyle. Gayet fakirin babası da böyle. Çobanmış bir köyde de. Alıyor kardeşim bu sefer. Köyden bir kasabaya gidiyor. Bir hana yerleşiyor hana. O zaman hanım varmış tabii. Otel hanlar o zaman böyle. Hana gidiyor. Para yok hanım böyle. Diyor ki hancıya amca diyor. Bir iyi kardeşiz diyor diyorlar. Bize sen buradan bir oda verir misin bize burada? Ama paramız yok. Biz de sana yardım edelim. Odun keselim. Bir temizleyelim. Bizden para alma. Bize para da verme. Biraz şeker bizi verir misin böyle? Hancı da bakıyor bunlara. İyi görüyor hallerini. Olur diye böyle. Bir oda varmış merdivenin altında. Karanlıkmış. Orada beğenmemiş şeyler yolcular. Onlara buna veriyor. Böyle. Küçük bir oda. Merdivenin altında. Onlara veriyor. Bunlar tabii hanız temizliyorlar. Süpürüyorlar. Oyun kesiyorlar. Şu mu derken yardım ediyorlar. Bunun dışında dışarıda çalışıyorlar böyle. Ne iş bulsa böyle. Hamallık, mamallık ne yapıyorlar? Onu yapıyorlar böylece. Oyun kesiyorlar o zaman. Balta falan böyle. Bu işi yapıyorlar. Bir gece
yasamını kılıp dedi böyle eve gitmişler bunlar şimdi. Oturuyorlar. O tabi gaz lambası yanıyor. Karışı diyor ki abi diyor bana bir şey oldu. Sanki öleceğim öyle geliyor bana diyor abisi. Kardeşim abi ben sanki öleceğim abi diyor böyle. Bana bir hal geldi diyor ben oturamayacağım böyle diyor. Uzanıyor yatıyor böylece. İşte ona kapaklanıp ağlama başlıyor. Kardeşim annem gitti babam gitti. Tek dünyada sen varsın benimle arkadaş bana böyle. Aman kardeşim kendini toparlarken bu şekilde. Bu böyle üzülürken ağlarken bir de o da nurlanıyor. Nur oluyor böyle baştan başa. O da böyle baştan bir nur oluyor. Lamba çıkıyor önünde böyle gece. Nur oluyor. O da genişliyor. Odaya insana geliyorlar. Ama bilmeyen insan böyle. Yani sağlıklı cübbeli böyle. Yani evliyalar yani alnına böyle. Giriyorlar böyle. O da gelişiyor, o da genişliyor böyle. Doluyorlar. Doluyorlar. Bu şimdi oturuyor. Artık unutuyor kardeşini şu anda. Tabii evliyaların geldiği yerde. Mani bir haz olmuş. Bir alınan böylece. Şimdi bunlar başlıyorlar. Zikre başlıyor bunlar böyle. Kelime-i Tevhid'e başlıyorlar böyle. Başlıyorlar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken kardeş de bunu söylüyor. Bu da söylüyor. Ama sanki Hans sanki sallanıyor da böyle. Öyle zikir diye böyle. Hepsi Allah dostu böyle. Kalpten dil diye böyle. Zikir ederken bunlarla. Bu da artık bu zikre kendine veriyor. Unutuyor her şeyini böyle. Öyle. La illallah derken unutuyor her şeyi böyle. Bir bakıyor bir arada böyle. Ağzına bir yeşil nur çıkıyor ağzından böyle. Yeşil nur böyle. Ruhla çıkıyor böyle. Ağzına böyle. Bak yeşil nur çıkıyor. Tam ondan geçiyor. Kayboluyor böylece. Nur gidince cama dağılıyorlar. Cama dağılıyorlar. Nur da gidiyor. Yine bir eski hale kalıyor şimdi böyle. Bir bakıyor şimdi bu. Cama gitti. Nur da gitti. Ya, gene lambaya kaldı. Bir kardeşine bakıyor. Kardeşi ölmüş. Rahmet olsun kardeşi böylece. Nuru çıkmış ama böyle. Yani böyle. Yani bir insan boş yaşamasa bak muhtemelen. Boş yaşamasa dedim böyle bak. Yani gören bunu gariban der böyle. Beğenmez tekme tokat vuracağım mesela aşağılara mı böylece. Bak ölüm nasıl böyle. Bir tantana edeyim. Merasim böyle oluyor böylece. Şimdi bu kardeşine bakıyor. Kardeş öldü. Bu başını ağlamaya ama. Ah kardeşim. Beşini ne yaparım? Senin canını kim yakar? Para bu yok böylece. Yani hocaya gitsem işim var diye gelemeyeceğim der böyle böyle. Kime gideyim? Senin canında kim mi karar kardeşim böyle? Sana benim tahta bulurum. Mezara kim kazar? Ne çarparım böyle? Kim gelir senin bize? Kim gelir cemaat? Kim gelir bize tabut taşımaya? Böyle yani ne yaparım meşrim böyle? Bir çağrı sistem bu şey böyle. Yani unutuyor karı ölümünü. Şimdi bunu düşünüyor bu şey böyle. Yani cenaze nasıl kalkacak bu cenaze buradan böyle? Ağlarken hancı içeri girdim böyle. Amca buradan içeri giriyor. Açıyor kapıyı pat giriyor. Ne oldu kardeşine? Amca öldü kardeşim. Sakın üzülme. Amca ne öldü onu öldürsün bunu. Başı ağlama amca. Ben uykuya dalmıştım. Peygamberimiz geliyor artık böyle. Kalk diyorum ben. Kalk. Ve en sevdiğim ümmetim senin burada vefat etmişsin burada. Onu sana havale ediyorum. Her şey senin üzerine onu havale. Ve Peygamberimiz beni böyle kaldırdı böyle diyor. Onun için başı ağlamaya. Ben diyor bu kıymeti bilemedim kıymetini. İcabında bağırdım buna diyor. Azaladım. Bunu ters edeyim icabında diyor. Yani bir yardım edemedim. Büyük tatlı diye çorba bunlara veremem buraya bu şekilde böylece. Ağlıyor. Orada kalıyor sabaha kadar. Ezana kadar böyle. Orada kalıyor. Üzülme diye her şeyi bana atmalı. Peygamber bana bir haber de böyle böyle diyor. Samaz vakti geliyor. Hadi gidelim camiye düşünelim böyle. Camiye gidiyorlar. Namaz samazı kılıyorlar. Hancı'ya kalkıyor. Hancı o civarın tanınmış kişiymiş o çevrede. Cemaat bir durun bakalım. Duruyorlar. Bunu tanıyor musunuz? Tanıyor işte böyle. Hamallık yapıyor. Şu simit sarıp bir şey yap işte böyle. Bunun karıştığı bir vefat bu gece böyle böyle diye. Bunlar ne? Allah dostumuş bunlar böyle böyle. Peygamber anlatıyor böyle uykuda beni kaldırdı. Kalk diye Peygamber kaldı böyle diyor. Onu bana havale etti böyle diyor. Şey beraber de gidelim şimdi böyle diyor. Hoca beraber gidelim beraber diyor. Onu yıkarım işte bunu diyor. Kefenleyelim diyor. Onun canisine ortak olalım. Biri ama ne olur tahtını ben alayım. Hayır diyor. Resul onu bana verdi böyle. Biri kefeni ben alayım. Şimdi arttırma çıkıyor böyle. Herkes artık o şey anladı mı? Yok olmaz. Resul onu bana verdi böyle diyor. Yalnız bedenine gelin beraber diyor.
Kimse kalmıyor böyle. Her gidiyor böyle. Sonra duyanlar arkadan geliyorlar. Hem kazanır, o zaman kazanır tabii şey yapıyor. Yıkanıyor. Kefenleniyor elhamdülillah. Şimdi öğle namazına namazına gidiyorlar. Namazına gidiyorlar böyle. Şimdi bu kendi aynı şunu söylüyor orada böyle. Ben de ön safhadayım dedi böyle böyle de. Canımı kılacağız. Aklıma geldi. Acaba karşımın cemaati bayağı var mı acaba cemaat? Bir dönem baktım böyle diyor. Gözümün gördüğü kadar baktım böyle. Gözümün gördüğü kadar dağ taş cemaat böyle böyle. Gördüğü kadar böyle. O kadar bir cemaat böyle diyor. Böyle cemaat. Tabii namazı kılıyordan. Ondan sonra aldılar onun tabutunu. Karışıp el saldı tabutunu böyle bana böyle. El saldı bana bu şekilde böyle. Kalıyor böyle. Onu defen ediyorlar. Demek ki bir insan boş yaşamazsa muhtemelen böyle. Uyanabilsek. Uyansa gönlümüz var. Uyansa böyle. Uyanabilsek böylece. Bak Mevlam kulu bırakmadı böyle. Rahmet böyle. Böyle kimler kimler geliyor efendim. Böyle kimler geliyor böylece. Yani öyle sıradan cemaat değil ama böyle. Bizim gibi böyle değil mi böyle? Mesela bize cemaatimize geliyorlar ama herkes sadına bakıyor böyle. Vakıta bakıyor. Eyvah geç kalmasam. Yani uzattığım biraz böyle insan kızıyor böyle. Hele mesela biraz hava soğuksa, yağmurluysa böyle. Herkes bakıyor çabuk kısa olsun böylece. Hadi bakayım böyle. Hadi bakayım bakıyor böyle. Ama bunun cemaati Allah dostları muhtemelen böyle. Allah dostları bunların bu şekilde. Bu şekilde tabi kabre giriyor. Tabi kabirde de karşılığı merasim de. Karşılığı böyle. Karşılanıyor. Şimdi bunun içine bir de ne gerekiyor? Zikrullah. Allah'ın zikri verilmiş. Allah'ın zikri muhtemelen böyle. Yani boşluğu doldurmak böyle. Namaz aradan doldurmak böyle. Hep namaz farz olsa dünya işi durur. Tabi ekmek de lazım, tarlayı biçmek lazım, işte lazım. Bunlar lazım, bunlar lazım bu şekilde. Mevlam beş vakit vermiş böyle. Beylim beş vakit namazı böyle. Arada boşluk var ama ömür kısa muhtemelen böyle. Ömür kısa böyle böyle. Çok sevap lazım bu arada, çok sevap lazım. Bütün meselede bir de olgunluk, ruh uyanması, gönül uyanması böyle. Gönül uyanması böyle. Kemalat böyle. O aşkı tatmak böyle. Yabancı zengin tatmak böyle. Ham kalmama böyle. Ham kalmama böyle. Ham insan ne olur böyle? Namazı kılar ama beden böyle. Hiç böyle. Hocam sesi güzelse, bağır çağırırsa iyi. Yoksa güzel bir sesi böyle, bir şey anlamadan böyle. Yani ses, müzik isterim böyle. Böyle. İlahi çalar, müzik ilahi çalar böyle. Şarkı, oyun. Enerji muhtemelen böyle. Bu işin ne giriyor arada? Zikrullah, Allah'ın zikri gerekiyor arada böyle. Zikrullah gerekiyor böyle şey. Bu abdestsiz de oluyor. Hatta mesela cünüp halinde bile, kadınlar kanlı kanlı bile olabiliyor zikrullah. Her zaman bu olabiliyor. İşi yaparken de yine olabiliyor böyle zikrullah. Nedir bunlar? En kısası ismi Celal. Allah ismi Celal. Allah, Allah, Allah böyle. Ama yavaş ve böyle. Yani kalbiyle huzurla beraber gelir böyle. Böyle yalnız Allah, 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 Allah demek bu bir şey yapmaz böyle. Etkilemez böyle böyle. Kalp beraber Allah. Allah Allah. Ve de kelime-i tevhid biraz daha huzur ister bu kelime-i tevhid böyle böyle. La ilahe illallah. Anlamı çok geniş kapsamlı vardır yani böyle. Burada bir la var. La. Çekiyor bak. Bir çekiyor burada böyle. Arbet var burada böyle. La. La ne yapıyor burada böyle? Olumsuz nefi böyle. Nefi böyle böyle. La ilahe. Bütün ilahları atıyor böyle bak böyle. Kalpte ne varsa gönülde bak. Buradan başlıyor. La ilahe. Atıyorlar böyle. La ilahe. Kalpte varsa Allah'tan başka ne varsa böyle. Dünya sevgisi, dünya muhabbeti, para sevgisi, mal sevgisi, makam sevgisi. Atıyorlar böyle. Bak. La ilahe illallah. Karışık böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Olacak. Allah'ın başka ilah tanımıyor böyle. Masiba diyor. Masiba. Yani başka her şey atacak kalbini atacak olay böyle. Bu işte bu kalbi temizler muhtemelen. Kelime-i Tevhid böyle böyle. Kalbi temizler. İnsan buna dinini alıştırırsa önce bunu dil söyler. Dil söyler bunu böylece. İnsan tabii gafil olur. Alttan bir gelip söyleyin falan der. Sonra bu yavaş yavaş kalbe iner bu. Yani kalpte eşlik eder dile. Tamam böyle. Yani kalp eşlik eder diline böyle. Dil derken, kelime söylerken
kalp bunu yavaş söylemeye başlar böyle böyle. İşte kalp de bunu söylemeye başladı mı, o zaman o kişi gafil bir olsa, bir şey bir dalsa, ama kalbden gelen bir kaynak su gibi, pınar gibi, zikir kalbden gelir. Yani zoraki değil bana böyle. Kalbden gelir böyle böyle. Kalbden gelir. Böyle yatarken, yürürken, yolda, işini yaparak, araba, direksiyon başında. Her zaman böyle şey yapar böylece. Sayısı, bu şey mi böyle böyle? Belen göre bu. Yatsın böyle böyle. Ama insan kendi kendine mesela günlük belirli bir sayı yaparsa, bu tabii daha iyi böyle. Bunu devam ederse bunu böyle. Ama bunun dışında ne kadar çok olsa, bu kadar muhtemelen böyle. Kelime-i bu şekilde böyle. Kelime-i tevhid. Şimdi bu gibi insanlar mezara girdi, mezara girince geldi iki melek sual sormaya şimdi buna melekler. Münker nekir melekler. Sual melek gelecek bu şekilde. Merhaba deyince kişi ne yapacak? Alıkmış ki kelime-i tevhid dünyada böylece. Başta kitabım var başta. Başta kabirde la ilahe illallah, la illallah deyince melekler tanıyacak muhtemelen. Tamam. Bir de bunların sırata gelmesi var. Sırat kapı gelmeler var. Sırata gelince ne kadar kelime-i tevhidi çok söyleyen varsa dünyada be, alışmış böyle, gönlü, ruh alışmış böyle, ruh devam eder onlara böyle. Alışmış varsa bundan sonra gönlü başlarız tevhide. Sırat kapı böyle. Başlarız böyle kalbinin insan böyle. 100 binde, milyonlar böyle başlarız tevhide böyle. Sırat köprüsünde la ilahe illallah deyince Cenab-ı Başta yalvar. Ne olur çabuk geçin, çabuk geçin. Ateşimi söndürürsün. Kendi tevhid ateşini söndürür muhtemelen böyle. Ateşi böyle. Ateşini böylece. Alevler çekir çekir bu şeye böylece. Hatta soğan başlıyor. Cenab-ı buna yalvaracak. Cür ya mümin. Cür ya mümin. Çabuk geç. Tevhid ateşimi söndürür muhtemelen böyle. Bunlar bu şekilde. İşte muhteremler böyle dünyada boşa yaşamamak böyle böyle. Sonu belli böyle. Acaba ne olacak diye mi? Son belli mi böyle? Yani insan ömrü varsa kişi yaşlanacak, hastalanacak, beli bükülecek, gözü görmeyecek, kulağı duymayacak, yatayacak kişi bağlanacak icabında ama sonu ölüm muhtemelen böyle. Ölüm. Ölüm ne olacak o zaman bu insanlara? Oluyor şey var muhtemelen. Düğün gelirse muhtemelen. Onlara bu şey var o zaman bunlara böylece. Rabbim inşallah nasip etsin bizim muhtemelen böyle. Kerem-i Tevhid'i böylece. İlahi Teala Fatiha.